Yemeği koy be kadın. Açlıktan karnım yapıştı. Havva gelmedi daha. Onun keyfinin yetmesini bekleyemem. Remzi, toprak aradım seni. Alacağı olsun. Ya sabahtan beri 40 keredir arıyorum. Bir merak edip de anne ne oldu demedi. Duymamıştık. Bebek uyanmasın diye telefonun sesini kıstıysa farkına varmamıştır. Versin. Doktor bey, nedir durum? Gerekeni yapacağız, merak etmeyin Yusuf bey. Bekleyin burada lütfen. Teyze, toprağa bir şey olmayacak değil mi? Yok kuzum. Yok, Allah bağışlayacak kuzumu bize. Yok. Gerekeni yapacaklar. Metanetli olun. Hasta aşırı kan kaybından dolayı hipovolemik şoka girmiş. Hemen kan grubuna uygun 4 ünite kan bulun. Ay, hangi ara çıktı? Rüzgarı neden aldı? Nereye gitti? Kaşınan göz arasında kayboldu. Ne oldu hemşire hanım? Ameliyat halen devam ediyor. Yalnız çok kan kaybetmiş. Acil kan gerekiyor. Ablası verir. Teyze, benim kan babamla aynı. Toprakla değil ki. Kan grubu ne? Sıfır RH negatif. Tamam, benimki uyuyor. Nereye geçeyim? Buyurun, bu taraftan gelin. Allah'ım sana şükür. Allah'ım yardımcısı ol. Nasıl olmuş bilmiyorum memur bey. Kardeşim tek kelime demeden bayıldı. Kocası Sıtkı ile boşanacaklar. İkide bir rahatsız edip duruyordu. Benim aklıma başka kimse gelmiyor kardeşime zarar verebilecek. Ne olur bulun onu. Merak etmeyin, biz gereğini yapacağız. Teşekkürler Yusuf bey. Sağ olasın beyim. Enişte vallahi biz de ne olduğunu anlayamadık. Kızı hemen ameliyata aldılar. Ha. Sen ablamı al gel, tamam mı? Haydi. Ya dilini mi yuttun be adam? Kime ne olmuş söylesene. Toprak. Ee? Hastanedeymiş. Ne? Bıçaklanmış. Ah! Sen gelmeyeydin, iyiydi oğlum. Ne demek gelmeseydin anne, toprak kardeşim benim. Yavrum bir gören olur, Yusuf burada. Ne zaman geldin? Yeni sayılır abi. Doktor, kızım nasıl, iyi mi? Çok zor bir operasyon oldu. Aldığı bıçak darbeleri oldukça derin.
Ama bizi en çok zorlayan şey kan kaybı ve buna bağlı girdiği şok oldu. Sanırım olaydan sonra epey bir süre bedensel performans göstermiş. Bu da onun hayatını tehlikeye sokmuş. Eski taş köprünün oradan konağa kadar rüzgarı kucağında taşımış. İyi olacak mı? Şu an yoğun bakımda. Sabaha kadar geçireceği süreci görmeden bu konuda bir şey söyleyemem. Kardeşimi görebilir miyim? Mümkün değil. Bunun için beklemelisiniz.